Merhaba sevgili sinema severler. Merhaba. Bu akşam The Square kare filmi var. Evet, Altın Palmiye'li bir film. Evet, Altın Palmiye'li bir film. Yönetmen Ruben Östlund, biz daha önce onun Turist Force Major filmini bu programda seninle konuştuk. Evet. İkimizin de çok beğendiğim bir filmdi. Hı hı. Hatta o filmi konuşurken Kare'ye de referans vermiştik, ondan da söz etmiştik. Doğru. Şimdi bu akşam izliyoruz. 2017'de çok konuşulan filmlerinden birisiydi. Altın Palmiye'nin yanı sıra Avrupa film ödüllerinde de bayağı adaylıkları evet. var. Ve en iyi film ödülü dahil kazandı orada Ö önemli evet. ödüller. Evet. Oscar aday oldu, kazanamadı ama o yıl en çok konuşulan filmlerinden biriydi. Ben Oscar'a aday gösterilmesine bile şaşırmıştım açıkçası çünkü tam Avrupalı bir film bu yani Kuzeybatı Avrupa en seçkin çevreye bayağı karnından tekmeleyen bir film bu yani çok aslında tatlı görünüyor ama sert bir hiciv altında onu film arkasında konuşuruz. Ruben Östlund öncelikle filme konu olan kareyi bir sosyal deney olarak planlamış. Ve filmin yapıncılığını da üstlenen Kalle Bohman'la birlikte bunu uygulamışlar. Şu an dört tane kare var. İki e, tanesi İsveç'te, iki tanesi Norveç'te. E, ne olduğunu çok açıklamayacağım. E, film başlarken çünkü üzerinde çok vurgu yapılacak. Ama bu sosyal deneyden yola çıkarak yazmış. E, zaten Ruben hani henüz kısa olan filmografisi, e, işte dördüncü filmi Yolda, yani Play, e, Turist e, ve e, Kare... Gerçekten e, bu minvalde ilerliyor. Yani ondaki e, mizaha doğru e, yönelişi ve e, eleştiri dozunu arttırmayı görüyorsun. Evet. Aslında Amerikalılar seviyor kendisini. Hem turisti çok sevdiler hem de o Hı -hı. filmi sevdiler. Şimdi turistin hemen remake'ini yani yeniden çevirilmeyi planladılar. O bir yıl içerisinde karşımıza çıkacak. Will Ferrell'ın oynadığı bir film, bir komedi <laughs> filmi olacak sanırım komedi dozunu çok yükseltecekler. Tabii ki Kare'yle ilgili öyle bir şey yapmadılar. Yani Amerika'da asla karenin remake'inin yapılması, yeniden çevriminin yapılması bence de mümkün değil. Çünkü gerçekten senin dediğin gibi tam bir Avrupalı film. Ama çok iyi teklifler geldi. Aha. Amerikalılar çalışmak istiyor kendisi. Evet. De. Hatta bu yeni filmi, e, Triangles galiba tam ismini, evet. onun o, filmde şeyi anlatıyor işte modellerin dünyasına giriyor, mankenlerin dünyasına giriyor. Çünkü evet. eşi de bir moda fotoğrafçısıymış. O dünyayı iyi biliyor. O dünyadan birçok meseleyi bildiği için ve onunla da daha çok çoğunlukla İngilizce konuşulan bir film olacak o. Evet. Çok iyi ilişkileri var Amerika'yla yapımcılarla. Fakat bir sorun var. Kendisi diyor ki ben diyor filmlerimde asla şiddet olmaz, asla silah olmaz. Ölüm falan da göstermek istemiyorum ben diyor. Bunlardan çok uzağım diyor. Onun dışında bu filmde de gördüm ki diyor. Yani İngilizce çok rahat götürüyorum, oyuncularla çalışabiliyorum. İki tane oyuncu var, konuşuruz. Elizabeth Moss var, Dominic West var. Tabii. Onlarla yani uluslararası kadroyla çok rahat çalıştım. Bundan sonra da çalışabilirim diyor tabii ama uluslararası kadro onunla çok rahat çalışmış mı? <laughs> Elizabeth Moss da Dominic West 50 çer kere tekrar edilen <laughs> çekimlerden sonra bu nasıl bir sistemdir diye epey yorulmuşlar. yani hatta önce Elizabeth Moss şimdi Elizabeth Moss baktığın zaman yani Amerika'nın şu an en gözde oyuncularından bir tanesi. Belki film sayısı çok fazla değil ama bu arada Berlin Film Festivali'nde şöyle Şöyle adlı bir filmde oynayacak. Çok sevdiğimiz bir yönetmen Josephine Decker'in imzasını taşıyor. Hani ilk kez bu kadar ana akıma geçiyor. Sundance'den öteye gitmemiş bir yönetmendir. mesela o işte e, Handmaid's Tale'de olsun ondan önce e, o reklamcılar hakkındaki e, dizide olsun. Yani çok popüler olmuştu. Dolayısıyla şimdi bu kadar tekrar yaptırılınca demiş acaba ben kötü mü oynuyorum? Ne oluyor? Ay memnun mu diye yönetmen benden. Halbuki yönetmen memnun olmak yahut memnun olmamak meselesinde değil. Tekrar edip, biraz doğaçlama yaptırıp en iyi, en farklı, en yaratıcı çözümü bulmak peşinde. Dolayısıyla epey bir özen var. Belli ki doğaçlama istiyor bir taraftan evet. da. Doğaçlamaya çok önem veriyor. Şimdi bu görmüşüm gerçekten yönetmenlerin çok farklı tarzları var aslında. Tabii. Biz perdede görüyoruz. Belki o tarz olarak hiç anlamıyoruz nasıl çıktığını. Ama Oraya geliş yolları her yönetmenin kendine göre bir üslubu var. Bir yoğurt iş tarzı var diyelim. Üslup perdeye yansıyan değil, çalışma üslubu ve özgünlükte çok doğaçlama seven birisi ve oyuncularını gerçekten çok fazla çalıştırıyor. Senin dediğin çok doğru. Bence bu şöhreti nedeniyle birçok oyuncunun kaçacağını düşünüyorum ben de. Kolay değil çünkü. Hiç kolay değil. Evet, özellikle de e, tırnak içinde söylüyorum şöhretlerle çalışırsan onların vakti hep kısıtlıdır. Senin filmine üç gün gelebilirler. Bir hafta gelebilirler. Yani onda da işte neyse çekip gitmek isterler. E şimdi hadi burada Elizabeth Moss'un rolü kısa. Dominic West'in rolü kısa. Yani Claes Bang mesela filmin başrol oyuncusu. E, Danimarkalı ve aslında bu film onu zirveye taşıyan film oldu. E, hem müzisyen olmasına rağmen hem hani oldukça deneyimli olmasına rağmen asla şöhret olmamış, uluslararası alanda şu göz önüne çıkmamış bir oyuncuydu. O yakışıklılıkla nasıl çıkmadı onu da bilmiyorum. Ee, yani mesela o çok memnun mesela bu şekilde çalışmaktan. Hani kafa dengi, belki kültürel olarak hani aynı çevreden geldikleri için de işte Danimarkalı, İsveçli, hani sonuçta aynı İskandinav kültürünün devamı ve Böyle çalışıyor, memnun oluyor, en yaratıcı e, halinde e, ekranda kendini görebiliyor, kendinden bir şeyi katabiliyor. Yani bütün bir çekim yaratıcı süreç olarak düşünürsen oyuncuyu dışlamayan, aksine sürecin içine katan bir tarzda çalışıyor. Ben Öztun, şimdi onun için e, son derece faydalı olduğunu düşünebiliriz bunu, ama şöhretler için pek uygun değil tabii. <laughs> evet, Claire Spank bu. Filmden sonra gerçekten tanınmaya başladı. Bu filmden önce aslında Danimarka'da da çok tanınmıyor. Evet. Bir oyuncu tek başına tek kişilik gösterileri var. Yani Danimarka'da evet. büyük bir şöhreti yok. Ee, şöyle yapıyor Ruben Östlund, herkese çalışıyor. Yani bir deneme çekimleri yapıyor. Deneme çekimleri yaparken bir de oyuncudan, Klaesbank'tan diyor ki ya bu filmdeki kare enstrümanı üzerine filmde bir sahne var anlattı. Bana yazar mısın bunu diyor. Çünkü onun yaklaşımını öğrenmek istiyor. Şimdi evet. bunlar falan kolay kadar başka oyuncuların yapabileceği bir şey değil. Yani Clash of oturuyor harika bir metin yazıyor. Hı hı. Diyor ki o metini okuyunca diyor kafam netleşti. Onunla evet. çalışmaya karar verdim diyor. Burada da çok iyi bir performansı var. Ve hemen ondan sonra zaten teklifler gelmeye başlıyor ve Dracula var BBC'nin televizyon dizisi. Evet Onu şu an yıkılıyor ortalık Dracula, Dracula olmasıyla. Evet. İşte 67 doğumlu bir oyuncu şu anda kariyerin altın dönemine girdi ve bu film sayesinde bu filmde de çok başarılı. Bir de şöyle bir şey var aslında diyor ki Ruben Öztürk bir söylesinde bizim için İskandinavlar için bu çalışma yöntemi çok yabancı değil diyor. Biz genelde yani sadece o değil galiba başka yönetmenler de 50 tekrar yaptırmasalar bile doğaçlamayı çok sevebiliyorlar. Ee, mesela birçok bu sektörde endüstride doğaçlamayı yapıldığı çok alan var. Televizyon dizilerinde de çok var. Hı hı. Ee, Türkiye'deki yerli dizilerde de var. O yüzden bazen sıfır doğaçlamalı yönetmenler ve çalışma teknikleri çok garipseniyor. Ama biz de konuşmuştuk seninle hatırlarsan. Haneke'de evet. tek bir kelimenin değişmesini istemez. <laughs> Bizden Nuri Bilge Ceylan da mesela evet. doğaçlamaya önem veriyor. Evet. Fakat kendi yazdığı metne de kesinlikle sadık kalınmasını istiyor. Doğru. Burada ise tam tersi bir yaklaşım var. <laughs> evet. Evet. Yani dediğim gibi her yönetmen kendince bir çalışma prensibi var ama bu kadar iyi sonuç verdiğinde ve kültürel bir çatışma olduğunda böyle bir hani konuyu tartışma gündeme geliyor. Çünkü neredeyse her söyleşisinde Elizabeth Moss şaşkınlıklar içinde olduğunu anlatmış. Ki Filmde de çok iyi gerçekten evet. bence Elizabeth Moss da iyi, Dominic West de iyi. Tabii. Şimdi buradan biraz çağdaş sanat referansları bu film çağdaş sanat üzerine bir film olduğunu söyleyebiliriz. Film arkasında da çok konuşacağız. Ama buradan biraz filmdeki çağdaş sanat referanslarına da geçebiliriz. Mesela evet. Dominik West'in oynadığı karakter Julian Schnabel'den esinlenmiş. Evet. Büyük ihtimalle Dominic <laughs> Bess'e demişler ki sen Julian Schnabel'i e, alt çalış üzerine. O bir ressam ve film yönetmeni Julian Schnabel. Başka referanslar da var çağdaş sanat. Tabii. Mesela Julian Schnabel'in işlerinden çok işte o farklı kılık kıyafetleri, <laughs> biraz hani... E, kaprisli tavizsiz halleri ona yansımış. Onun dışında da yani filmin içinde hani yeri geldiğince söyleriz ama yani ta Marcel Duchamp'tan başlayarak bugüne gelen bir şey güncel sanat şey dünyasının seçkinciliği üzerinden ilerliyor film. Mesela bir Robert Smithson çok öne çıkıyor filmde çünkü land art yani toprak sanatı dediğimiz çalışmalar burada var. Şimdi referansları tek tek söylemeyeceğim ama yeri geldiğinde isimlerinin de geçtiğini görecek izleyicilerimiz. Mesela Nicolas Burio var. Nicolas Burio çok ilginçtir. Geçen yani 16. İstanbul Bienali'nin de küratörüydü 7. kıta temasıyla. Film çekildiği zaman değildi. Burada Claes Bengin canlandırdı. E, müze küratörü, mesela o e, konuşmasında ona referans veriyor e, ve onun referanslarından e, işte bir tanesi filme de bütün bu e, kare fikrini e, ve e, çok tatlı bir tartışma sahnesi var. Yani. E, bir şey üzerinden gitmişler. müze kataloğunda neler olduğu üzerinden. Mesela orada mesela gönderiyor. burada Bruya'ya gönderme yapıyor. Hepsi çok güzel yerli yerini buluyor. Evet, orada o yani biz röportaj sırasında Elizabeth Moss'un oynadığı muhabir bir soru soruyor müze evet. müdürüne. Orada bir metin okuyor. O metin evet. korkunç bir karmaşa var orada. <gülüyor> <gülüyor> Çok ince bir ironi var orada. Evet. Onu da esinlenmiş, gerçek hayatta bir akademisyenin yazdığı bir metinden esinlenmiş. Yani Aşağı yukarı bütün e, sergi e, tanıtımları, küratöryel metinler aşağı yukarı aynı üsluptadır. Yani evet. e, bunun başka dillerde de öyle, Türkçe'de de öyle. Yani burada da sonuçta o e, dille... ...düşündükleri için o dille yazıyorlar. Ama hani mesela sıradan bir insanı okuttuğun zaman sanki Türkçe okumuyormuş gibi görünebiliyor. Ee, yani kavramlar değişince mesela e, mekan mekan dışılık diye bir şeyimizin mesela karmaşası var orada. Çok basit bir açıklamasını yaptığı zaman ortalığı daha da beter karıştırıyor küratör. Film zaten bütün bunlar üzerine gidiyor. Yani e, bu güncel sanat dediğimiz olgunun e, geniş kitleye erişimi nasıl? Nasıl üretiliyor? Ve e, insanlara nasıl ulaşıyor? Bütün bunlar üzerine kurduğu için bir e, çağdaş Batı toplumu'nun hani en seçkin kesiminin eleştirisini de e, güncel sanat üzerinden yapmış oluyor. Evet ve da gerçekten çok zengin. Evet. Burada özel olarak çalışmışlar, yani esinlenmişler, bazı sanatçıların eserlerini kullanmışlar. Yani filmde birçok çağdaş sanat eserini de görüyoruz. Birçok dediğim, bir, yani o müzede sergilenen eserleri görüyoruz. Orada bence çok iyi bir çalışma var. Gerçekten çağdaş sanatın ruhunu gösteriyor. Çünkü onu izleyen, onu takip edenler bilirler ki hakikaten modern dünyadaki o gelişimi çok iyi yansıtıyor filmde oradaki eserler. Ben onu o açıdan filmdeki çağdaş sanat eserlerini beğendiğimi söyleyebilirim. Bir de performans sanatçısı var filmde, Olek. Olek diye Gerçek hayatta da olan evet. bir sanatçıdan esinleniyorlar. Hı hı. Filmde Olek Kulik demiyorlar ama Olek diyorlar. Evet. E, soyadını vermiyorlar. Soyadını değişik yapmışlar. Evet. Şimdi o Olek Kulik aslında kendi başına oyunculuk yaparak sanat yapan birisi ve e, gerçek hayatta da köpek taklidi yaparak insanları rahatsız eden birisi. Şunu da söyleyeyim hatta bir sanat bir performansında e, bir küratörün kızının o kadar kaptırıyor ki Kızın ayağını ısırıyor. Hatta oraya polis <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Böyle bir... Kulik Kulik'in evet. e, köpeğiyle olan e, evet. videosu kaçıncı BNL'de hatırlamıyorum ama e, 90'lardaki bir BNL'de yer almıştı, izlemiştik. Evet benim tarzıma da hiç yakın değil. Fakat bu filmde ondan esinlenmesi, neden ondan esinlendi, neden bu filmi onu yerleştirdi evet. onu seyircilerimiz görecekler. Onu canlandıran oyuncunun adı da Terry Notrick. Terry de aslında Hollywood'da çalışan ve canavarlar ve hayvanları canlandırma konusunda uzman bir oyuncu. Ee, özellikle de e, Maymunlar Cehennemi e, serisinin en önemli e, şey... E, motion capture e, sanatçılarından yani onun hareketleri ve taklitleri üzerinden o yani gitgide akıllanan maymunlar çalışıldı. Neden olduğunu bu filmde e, göreceğiz. Aslında biz bu referansları e, film arkasında yeri geldiğince yine netleştireceğiz. Şimdi istersen filme geçelim. Filmden sonra yeniden karşınızda olacağız. İyi seyirler.